Ponçik ne ya? Ponçik ne lan? Yeter ya. Seni istiyorum artık. Ağla istiyorum ulan. Moralim bozulsun istiyorum. Kızı sen sevdiğine emin misin? Öldür beni yaşamayı. İstemiyorum ya. Şampuanın markasını soruyor. Sana ne ya? Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine epik, lirik, statik, çitlenmek bir videoyla neredeyim? Sakin, buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Kızlara yavşama mesajlarına bakacağım arkadaşlar. Bakalım kızlara ne türlü mesajlar atılmış, tanışmak için ne türlü yollara girmişler. Bugün bunlara tanık olacağız. İşte o kadar. Bu müthiş eğlenceli videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Like, yorum ve abone olmak. Tam olarak bunları yapıyoruz. Çünkü neden? Benim büyümem ve ilerlemem için bunlar çok önemli. O zaman ne yapıyorum? Videoya akıyorum. Evet. Çaça. Mesajdan başlıyorum. Bir şey soracağım. Az önce telefonumdaki emojilere bakıyordum. Ama kalbi bulamadım. Acaba siz çalmış olabilir misiniz? Allah senin cezanı vermesin. Emoji ne ya? Bu nasıl bir yürüme stili ya? Ne zannediyorsunuz acaba? Siz mesela bu mesajı görüyor, kız böyle mi oluyor? Ya ne kadar tatlı, sempatik, espritüel bir çocuk. Hayır, öyle olmuyor arkadaşlar. O kızlar kendi arkadaş çevrelerinde mesela bunun SS'ini alıyorlar. WhatsApp'taki gruplarını atıyorlar. Sonra diyorlar ki ya şuna bak, şunun yürüme şekline bak, salak falan diye dalga unsuru oluyorsunuz ya. Asılın. Asılmayın değil. Ama daha kaliteli esprilerle asılın. Bu ne ya? Bir diğer mesaj. Günaydın. İngilizce öğretmeni mi diye bakarken saçlar dikkatimi çekti. Ve hangi şampuanın eseri diye sormak istedim. Öldür beni yaşamayı. İstemiyorum ya. Bu ne be? Yavşamaya bak. Şampuanın markasını soruyor. Sana ne ya? Bir bayana yaklaşırken o kadar basit cümlelerle yaklaşmayın arkadaşlar. Yok emojidir. Yok şampuandır. Bunlar ne be? Daha güzel, daha kaliteli, daha şaşalı şeylere benzetin. Bir kadın çünkü bunu hak ediyor. Her şeyi ben öğreteceğim ya. Bir diğer mesajı okuyorum. Bir şey diyeceğim. Senin olduğun bir ortamda kavga eden biri karşındakine kızıp ulan taş yok mu deyip sonra seni karşı tarafa fırlatmıyor mu hiç? Yanına da emoji koymuş. Ay zekasız. Bu da asılırken kızı oradan oraya fırlattırmış. Hani bak şey dese mesela, o bile kabulüm. Peki bugün güzel gözlerinden hiç konuştuk mu ya? Tarzı bir şey dese vallahi buna da kabulüm ya. Birisi de tanışmak için ne gibi bahane uydurmam lazım? Üşengeçlik seviyesi işte, karşı tarafa soruyor. Ay sana asılacağımdı canım benim ya. Ne yapayım, ne yapmam gerekiyor? Bana biraz bilgi verir misin kendinle alakalı, nelerden hoşlanıyorsun? Yani bu cümleyle eminim ki sempatik olduğunu düşünmüş. En azından bir yerde açık olmuş. Birisi gibi emojileri kullanmamış. Emoji ne be? Yeter ya, seni istiyorum artık. Yeter ulan, yanımda istiyorum. He. Kolumun altında istiyorum. Ağla istiyorum ulan. Gözyaşını sileyim istiyorum. Moralim bozulsun istiyorum. O bozulan morali ben düzeltmek istiyorum. Çok mu şey istiyorum ulan. Sinirden yazamadım. Anladın sen. Yaz bana, bekliyorum. Allah'ın manyağı derler buna da. Başta yanlış anladım mesajı. Seni istiyorum falan derken. Ayı, andaval. Ama yanında istiyormuş. Temiz bir niyeti var ama hayvanımsı bir çıkış yapıyorsun yani. Kolunun altında istiyormuş. Yani hani sarılmak bağımındaysa okey ama kolunun altında dursun. Elimin altında muhabbetiyse o hiç hoş değil. Ağla istiyorum ulan demiş. Yani bak manyağı görüyor musun yani? Hani gözyaşını silmek için sırf kızı ağlatmanın peşinde. Böyle bir damgalaklık oluyor mu? Kızı sen sevdiğine emin misin? Kızdan hoşlandığını. Morali bozulsun istiyormuş kızın yani. E kızı mahvediyorsun sen. Sen niye böyle bir insansın ya? Bu müthiş bir bencillik örneği ve salaklık örneği. Ayı, ödük, kepaze. Bu son anda geldi aklıma. Bir de öyle bir gaza gelmiş ki bak bir yeri de sinirden yazamıyor hastası. Yaz bana, bekliyorum. Allah'ım ya Rabbi. Hani şey de havası veriyor. Kendimden eminim, kendime güveniyorum. Sen kimsin aslan derler adama. Yavaş yerler yaş derler adama. Bu tarz şeyleri diyebilirler yani. Bu mesaj ne biliyor musun? Müthiş bir hayvanlık örneği. Lan kibar olun, bu kadar zor bir şey değil ya. Bir kadına karşı kibar olmak, nazik olmak asla zor bir şey değil. Dünyanın en tatlı varlıkları kadınlar yani. Kitap yazacağım bununla ilgili ya. Bir diğeri de sen ne kadar ponçik bir kızsın. Sonunda da küfür etmiş. Tamam, bir kere yavşamadan önce bir düzgün konuşmayı öğrenin. Birincisi küfür ne? Küfür ne ya? Hiç sevmem yani bu ikili
evli ilişkilerde asla haz aldığım bir olay değil. İkincisi de ponçik ne ya? Ponçik ne lan? Şey diyebilirsin mesela, ben bu güzelliği alıp nerelere koysam? Çünkü her yer o güzelliğine yetersiz gelecek. Bir diğer mesajdan, ülkenin şu zor günlerinde birlik ve beraberlik için tanışmaya ne dersin? Milli irade diyorsun yani derim. Bu yine sempatik. Bir tık sempatik. Yani diğerlerine nazaran sempatik. Şimdi yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Güzel yerden vuruş yapmış. Güzel olmuş. Kötü olmamış. Ben düşer miydim buna? Hayır, düşmezdim. Ama 3-5 cümle yazardım. Ne yalan söyleyeyim. falan tarz bir şey yazardım. Müsaitsen o zaman siyah saçlarını deli gönlüme bu gece bağlıyorum. Ay kusacağım. Gerçekten kusacağım. Bu ne ya? Resmen şu mesajı okudum ya. Şu anda içimden şey türküsü geçiyor. Sarı saçlarını deli gönlüme. Bak kahretmesin. Bağlamışım çözülmüyorum bir bak. Kız, karşıdaki kızın saçı sarı olsa Mihriban türküsüyle uyuşur diyeceğim de. Neyi bütünledin? Evet, bir diğer mesajda 7795. Anlamadım. Bedemin kart şifresi. Unutmayayım diye sana yazdım. Ama arada konuşabiliriz de. Kötünün iyisi. Ne yalan söyleyeyim. Bu sohbet ilerlemiş midir? Bir düşünürüm. Bana biri böyle bir mesaj atsa. 10 cümle yazarım yazmam belki. O da muhabbetin akışına bağlı. Birisi de fotoğraf göndermiş. Bak bak, yavşamaya bak. Bu kadın 2015 Best Model birincisi olmuş. Siz daha önce evren kainatı bir şey olmadınız mı? Gerçekten şu anda üstümü başımı yırtmak istiyorum ya. Bunlar ne? Bu nasıl? Yok. Yok, bu konuda artık çok ciddiyim. Bu böyle olmaz. Ben bu konuda kitap çıkartacağım. Bu ne ya? Ama diğerlerine nazaran iyi mi? Yine iyi. Kötünün iyisi işte. Bir günlere kaldık. Bir diğer mesajda izin almadan fotoğraflarına baktım. Özür dilerim. Senin gibi doğal güzelini görmedim. Ne kadar düşünceli, ne kadar nazik bir insan. Görüyor musun? Kaldı mı böyleleri be? Helal olsun sana Tolga. Çok efendi bir şekilde yürümüş. Efendi olun ya. Hani bazen güzel, böyle süslü cümleler gerçekten kurmanıza gerek yok. Basit olun. Ama kibar olun. Vallahi bütün kapılar size açılıyor. İzin verirsen seninle konuşmak istiyorum demiş. Altı da fotoğrafını koymuş. Şöyle bir fotoğraf göndermiş. Hani şöyle... Bu tarz fotoğraf olsa tamam diyeceğim. Teksi! Bu ne lan? Bir kere kendinden emin dur. Kitap çıkarttıktan sonra da gerçekten bu aşk doktorluğu işini bir resmiyete dökmek istiyorum. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne yapalım? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.